ülkemizin üçüncü büyük longozu olan Karacabey Longozu'ndayım. Karacabey Longozu bir subasar ormanı olarak Bursa'nın çok önemli bir doğal değeri. Evet, mevsim olarak ilkbahar longozun en güzel olduğu zamanlar. Su seviyesinin en yüksek olduğu dönem ve doğanın yeni canlanmaya başladığı, uyanmaya başladığı bir zaman diliminde Karacabey Longozu'nu yaşamak üzere buradayım. Bakalım nasıl bir güzelliklerle karşılaşacağız. Longoz kuş çeşitliliği açısından da çok zengin. İlkbahar özellikle kuşların da bu bölgeye göç ettiği bir dönem. Bir başka yerde görmeye alışık olmadığımız sular içinden yükselen ulu ağaçlar etkileyici bir görünüm oluşturur. Bok böceği bu dışkıları toparlayıp burada koloniler halinde yaşıyorlar. Bu dışkılara yumurtalarını bırakıyorlar ve hem toprağı gübreliyorlar hem de kendi yaşamlarını sürdürüyorlar. Bok böceği bu anlamda belki Karacabey Longozu bok böceğinin en yoğun yaşadığı bir bölge olarak tanımlayabiliriz. İnekler Longozun en önemli sakinleri. Burada buzağlarla ve annelerini her an görmek mümkün. Keçi ve koyun sürüleri olsa da inekler çoğunluğu oluşturuyor. İlkbahar mevsimi ziyaretçiler sandal gezisi yapma olanağını bulur, longozu farklı açılardan izleme şansına kavuşurlar. Longoz'da yaşayan bir başka hayvan da yabani atlardır. Bu zengin ekosistem içinde gece ve gündüz kuş sesleri eksik olmaz. Tropik iklimlerdeki mangrove ormanları neyse, bizim yaşadığımız iklim kuşağındaki longozlar da odur. Su dönem dönem gelir ve gider. Mandalar beni görünce gerçekten dehşete kapıldılar. Hayvanlar sanki insanlara yabancı gibi, yabani gibi. Birisi özellikle sanki saldırmaya hazırlanır gibi. İlginç. Erkek muhtemelen çok kötü bakıyor. Gerçekten kötü bakıyor. Fotoğrafçıların
en çok ziyaret ettiği mevsim, nilüfer çiçeklerinin açtığı Haziran ayıdır. Marmara Denizi ile Longuz arasında 30 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun kumsalı yer alır. Denizle Longoz arasındaki sahil bandı yer yer 500 metre kadar içeri girer ve farklı bir ekosistemi oluşturur. Koca Su Deltası ve Longoz 15 kilometre boyunda 3 kilometre eninde bir araziye yayılır. Nilüfer Çayı, Koca Su, Emet Çayı ve Susurluk Çayları birleşerek Koca Su Deltası'nı oluşturur ve Marmara Denizi'ne dökülürler. Longoz içinde yürüyüş yapılacak parkur sınırlıdır. Su dolu olduğu dönemlerde Longoz su ve bataklıklar nedeniyle geçişe izin vermez. Thank you.
Doğal güzellikler açısından Karacabey Longozu mutlaka ziyaret edilip görülmesi gereken bir doğa harikasıdır.